Sevgili dostlar merhabalar. Beşeri coğrafyanın son konusu olan yerleşmelere geldik. Bu dersimizde yerleşmeler ve yerleşmeleri etkileyen faktörleri göreceğiz. Şimdi insanın doğal ortamla ilişkisinin en önemli sonuçlarından birisi yerleşmelerdir. Yerleşmeler bir kültürel eser olarak içerisinde barındığımız alanlardır. Arkadaşlar biz yerleşme dediğimiz zaman sadece barındığımız alanları değil, çalıştığımız yani ekonomik faaliyetleri sürdürdüğümüz inşa edilmiş mekanları aklımıza getirmemiz gerekmekte. Yerleşme dediğimizde tek bir evde düşünebiliriz. Bütün binaların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğu da düşünebiliriz. Şimdi günümüzden 2 milyon ile 500 bin yıl öncesindeki bir dönemde insanoğlu dünya sahnesine çıktığı düşünülmektedir. Günümüze kadar gelen tarihsel sürecinin %99'undan fazlasını insanoğlu avcı ve toplayıcı olarak devam etmiş. Yani insan hayatının %99.7'sinde mağaralarda ya da ağaç kovuklarında yaşamışız. 0.3'lük kısmında ise inşa ettiğimiz meskenlerde yaşamımızı devam ettik. Şimdi insanoğlu neolitik devrimle birlikte tarımsal faaliyetlere başlayınca artık göçebe hayatı bırakmış ve tarım arazilerinin yakınına inşa ettikleri meskenlere yerleşmiş ve hayatını burada devam etmiştir. Nerede ortaya çıktı ilk yerleşmeler diye baktığımızda bizim Orta Doğu dediğimiz alandaki bereketli hilal, verimli hilal dediğimiz Basra Körfezi'nden başlayıp bizim Güneydoğu Torosların eteklerini içerisine alan buradan da Mısır'a kadar, Filistin üzerinden Mısır'a kadar uzanan alanı kaplamaktadır. Yine baktığımızda bu alanların dışında Anadolu'da işte Burdur çevresinde Hacılar, Konya çevresinde Çatalhöyük, Diyarbakır'da Çayönü, yine geliriz Zagros Dağları'nda Cermo, Filistin'de Eriha ya da Batılıların dediği şeyle Jeriko arkadaşlar bu grup içerisinde düşünülmektedir. Tam 3 aşağı 5 yukarı bu dönemlerde Orta Amerika'da Aztekler Teotihuacan'ı, Mayalar Yucatan'da çeşitli uygarlıklar kurmuş ve yerleşik hayata geçmiş ve çeşitli tarım denemeleri ya da tarım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Şimdi ilk yerleşmelerden sonra dünya genelinde yerleşmeler arttı. İnsanlar artık sürekli gelişme süreci içerisine girdiler. Bilgi birikimleri arttı ve tarımsal faaliyetlerden sonra sanayi faaliyetlerine başladılar. Ama bu demek değildir. Bütün dünyanın her yeri aynı kültür seviyesinde. Bakın fotoğrafta gördüğünüz alan Amazon ormanları. Burada halen modern insanlardan izole yaşayan bir kabile bulunmakta. Belki bunun gibi onlarca kabile vardır. Helikopterle fotoğrafları çekildiğinde arkadaşlar helikoptere ok fırlattılar. Yani halen günümüzde avcı ve toplayıcı ya da daha ilkel yaşayan topluluklar varlığını devam ettirmekte. Şimdi biz yerleşmelerden bahsettiğimizde yerleşmelerin sit ve situasyonu vardır. Sit mutlak konumunu yani matematik konumunu ifade ederken situasyon ise çevresine göre konumunu ifade etmektedir. Şimdi ilk yerleşmelere baktığımızda arkadaşlar ilk yerleşmelerin mutlak konumunun bazı özel hususiyetleri bulunmaktadır. Bir kere yerleşmeler arkadaşlar su kaynağına yakın olmak zorunda. Niye? Hem içme suyunu karşılayacak hem tarımsal sulamada kullanacak. Yine yerleşmeler arkadaşlar sel ve su baskını riskinin düşük olduğu alanlara inşa edilir. Yani eğer tam derenin kenarına yerleşmesini kurarsa suyun yükseldiği taşkın dönemlerinde konutu hasar alacak. Su kaynağı olacak, işlenebilecek tarım arazisi olacak, savunmaya elverişli bir alan olacak. Kuzey yarımkürede ise güney batıda olacak. Rüzgar ya da yağmur gibi iklim elemanlarına karşı daha korunaklı bir alanda olacak. Bazı yerleşmeler boğaz gibi, akarsu sığlıkları gibi stratejik öneme sahip alanlara inşa edilmekte. Yine yerleşmenin yer seçiminde arkadaşlar yakacak odun da önemli bir faktördür. Mesela Eskişehir'in eski yerleşim merkezinin ismi nedir? Odun pazarıdır. Çünkü yerleri ısıtmak, yemek, pişirmek gibi amaçlar içinde oduna ihtiyaç bulunduğundan dolayı yakın mesafede odun elde edeceği bir alanda olması gerekmektedir. Yerleşme ile ilgili bir diğer kavram situasyondur. Yani göreceli konum, izafi konumu, çevresine göre konumundan bahsedebiliriz. Arkadaşlar yerleşmeyi etkileyen faktöre baktığımızda şimdi yeryüzünde insanların yerleştiği alana biz ökümen adını veririz. Yani yerleşilmiş alan. Ökümenin dışında kalan engebeli alanlar yani yüksek dağlık alanlar, buzlarla kaplı alanlar, kurak alanlar ise bizim an ökümen alanlarımızı oluşturmaktadır. Bakın Grönland'ın büyük bir kısmı, Kanada'nın kuzey kesimleri ve buradaki adalar, Sahra çölü, geliriz Sibirya düzlükleri, Avustralya'nın iç kısımları,
Antarktika gibi alanlar arkadaşlar, anökümen alanlar içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar Antarktika yine Kuzey Yarımküre'nin soğuk ve buzlarla kaplı alanları, yüksek dağlık alanlar, çöl bölgeleri, yağmur ormanları gibi alanlar seyrek nüfuslanmış alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık özellikle orta kuşak karaları, Muson Asyası düzlükleri, Delta ovaları, Avrupa'daki zengin maden ve sanayi havzaları ise dünyanın en yoğunlaşmış alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi daha önce de bahsetmiştik, yerleşimi etkileyen faktörlerin başında su bulunmakta. Çünkü hem içecek için hem tarımsal sulamaya da diğer faaliyetlerimiz için suya ihtiyacımız bulunmaktadır. Hatta su yerleşmenin dokusunu da etkileyen bir faktördür. Eğer su kaynakları bolsa yerleşmeler dağılma eğilimi gösterir. Ama su kaynakları sınırlıysa yerleşmeler su kaynağının başına doğru toplanmaktadır. Mesela bizim ülkemizde arkadaşlar Karadeniz'de su kaynakları boldur. Bundan dolayı ne yapıyor? Bakın dağınık yerleşmeler karşımıza çıkmış. Hatta Bafra Ovası gibi bir delta ovasında bile her yerden su bulunabilmesi yerleşmenin dağılmasına neden olmuştur. Ama İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu gibi su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda insanlar su kaynağının başına toplu yerleşme kurmakta ve buradan su ihtiyacını karşılamaktadır. Yerleşmeyi etkileyen bir diğer faktör iklimdir. Tabii ki arkadaşlar yerleşim şimdi insanoğlu belli sıcaklık aralığında rahat yaşamaktadır. İnsanın kendini en konforlu hissettiği sıcaklık 18,5 derece ile 22 derece arasındaki sıcaklıklardır. Yine yağış koşulları, nem koşulları da ne yapar? İnsanın dağılışını etkilemektedir. Mesela bizim ülkemizde Erzurum Kars platoları genellikle yerleşmelerin seyrek olduğu alanlardır. Mesela buradaki köylerin büyük bir çoğunluğu arkadaşlar vadiler içerisinde rüzgara karşı korunaklı alanlarda ve güneşi görebileceği güneybatıya yerleşmiş durumdadır. Arkadaşlar yer şekilleri özellikle iklime olan etkileriyle de yerleşmelerin dağılışını etkilerler. Şimdi yükseklere doğru çıktıkça sıcaklığın azalması kış şartlarının sertleşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı da insanlar genellikle belli yükseltilere kadar olan alanlara yerleşmektedir. Ya da mesela bizim ülkemizde dağların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarından daha çok yerleşilmiştir. Mesela Kuzey Anadolu dağlarının güneye bakan yamaçlarında yerleşmeler 2000 metreye kadar çıkarken sürekli yerleşmeler güneye bakan yamaçlarında, kuzeye bakan yamaçlarında 1500 metrelerde kesilmektedir. Tabii ki rüzgara karşı korunaklı alanda önemli bir faktördür. Yerleşmelerin kuruluşunda bir diğer önemli faktör su seviyesidir. Bakın Çatalhöyük yerleşmesine gittiyseniz 13-14 kattan oluşmaktadır. Şimdi son buzul dönemi sona erdiğinde taban suyu seviyesi yüksek. İklim halen nemli. İlk inşa malzemesi kerpiç. Bundan dolayı da ne yapıyor arkadaşlar? Taban suyunun yüksek olması belli bir süre sonra binaların zarar görmesine, yıpranmasına neden oluyor. Bundan dolayı taban suyundan uzaklaşmak için ne yapıyorlar? Evi yarıya kadar tıraşlayıp içine dolduruyorlar. Üstüne yeni yerleşme inşa ediyorlar. Ve bakıyoruz arkadaşlar belli bir süre sonra tepenin üst kısmı darlaşınca mesela Çatalhöyük'te ne yapılmış? Yanına ikinci bir tepe daha inşa edilmiş. Yine taban suyunun yüksek olduğu alanlar dışında sel ve su baskınına uğrayan alanlar da yerleşmeler açısından seyrek alanları oluşturmaktadır. Özellikle tarihi dönemlerde yerleşmeleri etkileyen faktörlerden birisi de arkadaşlar savunmaya elverişli olmasıdır. Bakın Gaziantep Kalesi'ni görüyorsunuz. Eski Antep arkadaşlar bu Gaziantep'in hemen çevresinde. Gerçi şu an yeni Antep de çevresinde de. Bir saldırı anında insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Halk hemen kaleye girmekte. Dolayısıyla insanların yerleşmelerini kolayca savunabilecekleri alanlara inşa ettiklerini görmekteyiz. Yani tabii ki buralar aynı zamanda su kaynaklarına sahip olmak zorunda, aynı zamanda verimli tarım alanlarına sahip olmak zorunda. Bunun dışında da arkadaşlar savunmaya elverişli olmak zorundadır. Şimdi yerleşmeler tarım devriminin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Bundan dolayı tabii ki yerleşmeler büyük ölçüde arkadaşlar tarım alanlarının kenarına kurulmuştur. Zaten ilk medeniyetlerin, ilk yerleşmelerin ortaya çıktığı alanlara baktığımızda işte bizim Fırat ve Dicle Havzası yani Mezopotamya, Nil Vadisi, Sarıırmak Vadisi, Ganj Vadisi gibi alanlar hep akarsuların çevresinde yerleşmelerin ortaya çıktığı alanlardır. Günümüzde de işin açığı çok da fazla bir şey değişmemiştir. Tarımsal potansiyeli yüksek olan, içinden nehirler geçen alanlar günümüz koşullarında da yoğun yerleşilmiş alanlardır. Ha tabii ki konar göçer topluluklar arkadaşlar ne yapıyorlar? Çadırlarını kuracakları alanları
otlaklara göre belirlemekteler. Zaten dikkat edin arkadaşlar, yaylalara ne zaman çıkılır? Hava ısınmaya başlayıp ya tarım arazilerini hayvanlardan korumak ya da hayvanlara yeni otlak, çünkü yüksek alanlarda daha geç otlar yeşereceği için ne yapar? Ritmik olarak yukarıya doğru çıkar. Kışın soğuk bastığında tekrar aşağıya doğru inerler. Demin de bahsettik, doğal kaynaklara yakın olmak, yani özellikle oduna yakın olmak ilk yerleşmelerin konumunu belirleyen faktörlerden birisidir. Çünkü ısınmak için, yemek pişirmek için ya da ne bileyim işte çeşitli madenleri işlemek için oduna ihtiyaç bulunmakta. Bakın, bir zamanlar Türkiye topraklarının %90'a yakını ormanlarla kaplıyken, şimdi biliyorsunuz kalkolite ilk giren alanlardan birisidir Anadolu. Ve Anadolu ormanları büyük ölçüde bakır gibi, demir gibi madenlerin işletilmesi için ormanlarımızı tahrip etmişiz. Özellikle Necdet Tunç Dilek hocamızın Türkiye'de Yerleşmenin Evrimi diye bir kitabı var. Eski bir kitap, 1980'lerde yazılmış. Bulursanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bu orman alanları ya da Anadolu'daki doğal kaynakların nasıl kullanıldığını çok güzel anlatmakta. Tabii ki şimdi insanoğlu ilk önce enerji kaynağı olarak ormana yakın alanlara yerleşti. Fakat daha sonra taş kömürünün keşfiyle, işte özellikle İngiltere'de, sonra Almanya'da taş kömürünün keşfiyle birlikte artık yerleşmeler ve sanayi tesisleri ne yaptı arkadaşlar? Taş kömürü havzalarına doğru kaymaya başladı. Şimdi ormanlar sadece yakacak temin edilen alanlar değildir. Aynı zamanda arkadaşlar avlanmak için ya da çeşitli işte mantar gibi çeşitli ürünlerin gıda maddelerinde toplandığı alanlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar, yerleşmeyi etkileyen faktörlerden bir diğeri buranın stratejik konumudur. Bir boğaz çevresi ya da nehirlerin sığ olduğu alanlar, önemli köprü başları, demiryolu kavşakları, işte denizleri birbirine bağlayan boğaz alanları da ya da liman alanları da ilk yerleşmeleri kendisine çeken alanlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bakın, İstanbul arkadaşlar tarih boyunca kuzey-güney ticaretinin kilit noktası üzerinde olduğu için tarih boyunca önemli bir yerleşme olarak varlığını korumuştur. Evet arkadaşlar, yerleşmenin ilk dersini tamamladık. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere diyorum.